Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fehme lena illa ma fehemtena inneke entel cevvatul kerim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve fevvide emri ilallah. اِنَّ اللّٰهَ بَص۪يرٌ بِالْعِبَادِ صَلَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ Bismillahirrahmanirrahim. Maide suresi 101. ayet-i kerime. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَحْمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَاِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حَيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ اَفَ اللّٰهُ عَنْهَا وَاللّٰهُ غَفُورٌ حَل۪يمٌ صَلَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ. Evet, ayet-i kerimede mealen Rabbimiz, ey iman edenler, Resul'den, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan açıklandığı zaman hoşunuza gitmeyecek, memnun olmayacağınız, kerih göreceğiniz, açığa çıkmasından dolayı mahcup olacağınız şeylerden sormayın. Eğer onları Kur'an indirilirken, yani vahiy geldiği sırada, o esnada sorarsanız size açıklanır. Bu durumda da o zaman üzülmüş olursunuz. Çünkü o meseleniz fahş olmuş olur, ifşa olmuş olur. Bunun için böyle şeyleri peygambere sormayın. Açıklanmadığına göre Allah bunlardan sizi affetmiş. Sizi sorumlu tutmamıştır. Zira Allah bağışlayandır. Yaptıklarınıza size azap etmede elbette ki aceleci değildir. Evet, bu ayet-i kerimenin inişiyle ilgili olaraktan, nüzulüyle ilgili olaraktan bir iki nokta nazara verilir esbab-ı nüzulde. Şöyle ki, Abdullah bin Abbas, Enes bin Malik, Katade, Süddi ve Ebu Hureyre'den nakledilen bir görüşe göre, bu ayet-i kerime Resulullah'tan babalarının kimler olduğunu veya kaybolan develerinin nereye gittiğini soracak kadar çokça soru soran sahabiler hakkında nazil olmuştur. Ve onların bu tür huylarından ayet-i kerime ve dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vazgeçmelerini onlara emretmiş olmaktadır. Mesela yine onlardan birisinde rivayet edildiği üzere İbni Abbas'tan şöyle rivayet edilir. Bir grup eğlence olsun diye peygambere sorarlardı. Mesela bir adam, benim babam kim? Bir başkası da kaybolan devesi için, benim devem nerede diye sormuştu da Allah da onlar hakkında bu ve devamındaki ayet-i kerimeleri de 102. ayette de olduğu üzere onu da indirmiş idi. Yani madem ki bu durumda hoşlanmayacağınız bir durumla karşılaşacaksınız, o halde bu durumda, böyle bir hal içerisinde onları sormayın. Çünkü Yahudi milletinin helakinden en önemli sebeplerden birisi de onların çokça soru sormaları üzerine. Mesela bir deve kesme. Ya mübarek, deveyi kessene ya. Yok, nasıl olsun? Rengi nasıl olsun? Boyu nasıl olsun? Yaşı nasıl olsun? Ki kendilerini zora sokacak. O memlekette zorla bir tane ancak bulunma imkanı zorlukla olabilecek bir hususu sormaları neticesinde, hani yokuşa sürme kabilinden bir ifade olaraktan bunu yapmış oluyorlar. Hatta yine rivayet üzere Efendimiz minberde iken kendisine yine birisi kalkıyor, soru soruyor. Ve kendisinin babasının, atasının kim olduğunu, bu konuda zira başkalarını ile de yapmış olduğu münakaşa ve çekişmeden dolayı bundan rahatsız oluyor. Ey Allah'ın elçisi, babam kim diye soruyor. Efendimiz onun kalkmasından ve soru sormasından hoşlanmıyor. Ama Allah Resulü onun da sorusuna cevap veriyor. Ve baban Hüzafe İbni Kays'tır buyurdular. Hazreti Peygamber'in kızdığını anlayan Ömer, Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, Resul olarak da Muhammed'den razıyız. Fitnenin kötüsünden Allah'a sığınırız dedi. Yani yapmayın ya. Ey Muhammed, biz senden razıyız. Peygamberliğinden razıyız. Yani sormayın diye diğerlerini ısrarla Hazreti Ömer bu noktada uyarmış oldu. Ve Efendimiz şöyle devam etti. Hayırda ve şerde bugün gibisini görmedim. Bana cennet ve cehennem tasvir olundu da onları duvarın arkasında gördüm. Hem aynı zamanda Miraç'tan dönerken de kendisine gösteriliyor. Yine Katade bu hadisi şerifi, ey iman edenler, size açıklanınca hoşunuza gitmeyecek olan şeyleri sormayın. Ayet-i kerimesinin yanında onunla birlikte
ve onun nüzul sebebi olaraktan bunu zikretmiş olmaktadır. Evet, develerini sorması, babasının nerede? Yani yine Ebu Hüreyre'den rivayette birisi de onu soruyor. Babam nerede diye soruyor. Yani mübarek, peygamber gelmeden önce baban diyelim ki hidayet üzerine ölmemiş ise, yani Allah geçmiş günahları ma taqaddeme ve taahhar, yani geçmiş ve gelecek günahları Cenab-ı Hak affetmiş oluyor. Bunun üzerine baban cehennemde diye cevap verdiği ayrıntısına yer veriliyor. Ki ayetin açıklanınca hoşunuza gitmeyecek. Yani bu durumda hoşuna mı gidiyor? Yani demek ki bir zulüm yapmışsa onun cezasını cehennemde çekecektir. Ve Efendimiz'e bu şekildeki sorulan bir soruda, yani insanı kendisini ilgilendirmeyecek birinci derecede, alakadar etmeyecek ikinci derecede ve aynı zamanda sorduğunda işi yokuşa sürecek, sıkıntıya düçar olacak. Hatta onun içindir ki buna mümasil olaraktan Hazreti Ali der ki, ilim tek idi, onu cahiller çoğalttı. Hakikaten ilmin başı marifetullah'tır. Ama insanlar bilmedikleri veya öğrenmek istedikleri veya burada olduğu gibi kimisinin de iş olsun diye dalga kabilinden söylemeleri üzerine bu sefer ne oluyor? Ayet-i Kerime onun adeta işte zorlan istemeleri neticesinde o zaman şöyle yapacaksınız bir cevap iktiza etmiş oluyor. Mesela yine bununla alakalı nüzul sebeplerinden, çünkü bu da zikredilmektedir ayet-i kerimede. Mesela Ebu Talip'ten rivayette, ona bir yol bulabilenlerin beyti hac etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Ayet-i nazil olması üzerine insanlar Efendimiz'e, ey Allah'ın Resulü, bu hac her yıl mı farzdır? Her yıl mı farzdır? Diye sormaları üzerine Efendimiz susup hiçbir şey demedi. Sonra insanlar tekrar hem sene mi farzdır diye sordular. Ve bu soruş 4 kez tekrarlandı. Nihayet Efendimiz 4. de buyurdu ki, hayır, her sene değil. Eğer evet deseydim elbette hac her sene farz olurdu. Evet deseydim o zaman hac her sene farz olurdu. Hadi buyur. Adam ömründe bir defa gitmekte zorlanıyor. İşi sonuna bırakıyor. 70 yaşında bilmem gidiyor. Şöyle olsun böyle olsun. Hadi buyur. Bir de her sene farz olmuş olsaydı, gelin bu pirincin taşını ayıklayın tabiri caizse. Bunun üzerine işte Rabbimiz bu ayet-i kerimeyi indirmiş oluyor. Yani böylece Efendimiz susmasıyla, çünkü Efendimizin de teşride dinin hükümlerini koymakta bir rolü vardır. O da amildir. O da teşri konusunda, yani şeriatın hükmünü tesis etme konusunda o da sahiptir. Mesela miras konusunda Cenab-ı Hak detaylı ifade etmemiş. Efendimiz mesela bir konuda o hükmü koymuş. El katilü la yeriz. Öldüren insan mirasçı olamaz. Mirasçı olamaz. Mesela bu hüküm Efendimiz tarafından konuluyor. Buna mümasil olaraktan, yani Efendimiz teşri koyma, kanun koyma konusunda da yetkili olduğu içindir ki bu bapta insanlar sordukları zaman Efendimiz o anda deseydi ki her sene farz, her sene farz, o zaman elbette ki bunun içerisinden çıkılmaz bir hal almış olurdu. İşte onun için bu konuda ayet-i kerime uyarı yapıyor. Aslında burada bir noktayı da şunu ifade edeyim. Bugün de bir öğretmen arkadaşla bunu gündeme getirdik. Kur'an'ın tarihselliği adıyla maalesef İslamiyet'i içten yaralamak üzere böyle bir konu gündeme getiriliyor. Böyle bir konu. Oysa bilinmemesi olay çok detaylı da önemli noktalarını burada nazarınıza vereceğim. Asr-ı saadet bir şablondur. Efendimiz dedi ya, bu zamandaki gibi hayrı ve şerri hiçbir zamanda görmedim. Asr-ı saadet hayrın da şerrin de hepsini içerisinde barındırmaktadır. O asır, asr-ı saadet ve cehaletiyle beraber bir şablondur. Kıyamete kadar gelebilecek bütün asırların ölçüsüdür, makesidir, aynasıdır. Bütün asırları yansıtmaktadır. Onun içindir ki mesela o dönemde zihar olsun, lian olsun, buna benzer İslam hukukundaki meseleler. O zamanda zihar olayı, diyelim ki o dönemdeki lian olayı, fıkıhtaki meseleler, yani bu konu o zamanda gündeme gelmişse bu sadece o zamanı ilgilendiren bir mesele değil. Bütün zamanları ilgilendiren bir mesele. Mesela o dönemde hayız konusunda sorulmuşsa, canım hayız konusu sadece o döneme ait bir mesele değil ki. Kıyamete kadar ki bir mesele.
O halde bütün asırları, bütün insanları, bütün kadınları ilgilendirdiğine göre, o halde bu konu, demek ki asr-ı saadette gelen bu konu, efendim o dönemde, o zamanda kalmış, haşa, ondan sonraki dönemlerde geçerliliğini yitirmiştir gibi bir zırvalama, bir zıvana, elbette ki dinin hakikatleriyle, esasıyla kesinlikle bağdaşmaz. Kur'an bütün asırlara hitap etmektedir. Kur'an lafzıyla ve manasıyla kelamullah'tır. Kur'an, Akif'in de dediği gibi doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp ilhamı asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı. Kur'an bütün asırların idrakine, anlayışına ve kavrayışına, kapasitesine ve meselelerine göre söyletilmiş bir hakikattır. Kur'an her asırda, her dönemde şebabetini, tazeliğini, gençliğini, güzelliğini, sanki yeni inmiş gibi özelliğini her asırda olduğu gibi bu asrımızda da isterse 1000 sene dünyanın ömrü varsa bile 1000 sene sonrası içinde elbette ki geçerli olmaktadır. İşte bu konuda sormayın. Yani sizi ilgilendirmeyen o konuda birinci derecede alakadar etmeyen meselelerden sormayın. Çünkü o durumda elbette ki zor içerisinde kalmış olursunuz. Esbab-ı nüzul ile ilgili uzunca ama başka farklı farklı ravilerden rivayet edildiği içindir ki hemen hemen aynı noktada birleşilmiş farklı şekillerde inzal olmuş olmaktadır. Evet, ayet-i kerimede burada mesela Yahudilerin özellikle cumartesi yasağını Yahudiler kendileri istediler. İşin garip tarafı kendileri istediler ama maalesef kendileri istemelerine rağmen cumartesi gününün yasağını ona kendileri de riayet etmediler. Etmeyince ne oldu? Allah onların yaşlılarını domuz suretine, gençlerini maymun suretine çevirdi. Ve kunu kredeten hasi'in, iki yerde Kur'an-ı Kerim'de geçer, onları maymunlar suretine ve domuzlar suretine Allah çevirdi. Böylece onlar ne yapmış oldu? Böyle soru sormalarıyla, istemeleriyle, kendi istekleriyle gelen bir sorumluluğun altına girdiler. Girmeleriyle kalmadı. Bu sefer de o sorumluluğun altından kalkamadılar. İşte Efendimiz'i öfkelendiren bir derece Kur'an-ı Kerim'de de mesela haram olmayan bir şeyi böylece insanlar kendilerine haram yapmış, haram olan bir şeyi kendilerine mübah yapma gibi, yani bir derece bazı kendilerini zorluklara itebilecek bir durum içerisinde kalma tehlikesinin olduğunu Efendimiz ve dolayısıyla Kur'an-ı Kerim onlara hatırlatmış olmakta. Yani böyle bir halden, böyle bir vaziyetten sakının diyor Rabbimiz. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman soru sormada aşırı gitme ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de 6 tane ayet-i kerime mevcuttur. Mesela şimdi okuduğumuz Maide 101 ve 102 ile beraber aynı zamanda Araf suresi 187, Yunus 48, Hucurat 7 ve Naziat 42. ayet-i kerimelerde Kur'an'ın 6 yerinde soru sormada aşırı gitmenin yanlışlığı ifade edilmektedir. Bazı atasözlerinin Kur'an'da karşılığını aramak üzere acemlerin ortaya koyduğu bir şey var. Gerçi bunu da biraz izah edeceğim. Mesela üzümün niye bağını sorma. Belki gerçi bu bizde yanlış olarak şey yapılaraktan, yani haram da olsa sorma ye kabilinden. Burada bu meseleyle şu noktada bir irtibat durumu var. Yani bu meselede sorduğunda seni zora sokacak bir durum ortaya çıkacaksa, başına iş çıkacaksa, başına iş açılacaksa böyle bir meselede sorma. Allah'ın bağışlayıcı olduğunu bil. Yani böyle bir zorluk içerisine kendini itme. Bu kabilden mesela bu ayet-i kerimeyi düşünebilir. O mesele açısından ayet-i kerimeyi değerlendirebiliriz 101. ayet-i kerimede. Evet, demek ki bu ayet-i kerimede insanı üzecek, sıkıntıya sokacak, haç konusunda olsun, deve konusunda olsun, ölmüş babasının şu anda nerede olması meselesinde o zamandaki gündeme gelmiş bu konularda Efendimiz böylece sizleri ileride sıkıntıya sokacak şeylerden sakının diyerekten o sahabileri bu manada uyarmış ve bütün asırlara da bu noktada kendilerine emredilen ne ise o emredileni o emir doğrultusunda yapmasını Rabbimiz onlardan istemiş olmaktadır. Ayet-i kerimenin gramer olarak tahliline bakacak olursak, burada in tübde lekum tesukum cümlesi in olduğu içindir ki bu cümle şart cümlesidir. Şart edatı olmuş oluyor. Eğer açsın için açığa çıkarsa. Aynı zamanda eşyaenin sıfatının cer mahallinde olmuş oluyor. Yine afallahu cümlesi de
aynı zamanda eşyaenin ikinci sıfatının cer mahallinde olmuş oluyor. Gramer kuralı olaraktan bu 101. ayeti kerimede. Evet, 101. ayeti kerime demek ki bize genel olaraktan bütün asırları hitap eden Rabbimiz bu kelamıyla böyle bir şeyden sakınılmasını ve böyle bir yükümlülük altına kısacası girip fazlaca soru sorulmamasını, öğrenciler içinde olabilir, hepimiz içinde bu mana. Öğrenmek kabilinden olsa elbette ki bu mesele çözülmüş olacak. Yani bir bu konuda bizlerde de aslında sınıfta görüyoruz. Mesela çocuk diyor ki İhsan olarak yazılı yapılacak. İkinci üniteden öğretmenin niyeti o. Hocam üçüncü ünitede dahil mi diyor. Ya mübarek sana hoca ikinci ünite demiş. Şimdi çocuk hocam üçüncü ünitede dahil mi? Oradan da soracak mısınız? Şimdi hani zorlan istiyor kabininden. Öğretmen dedi tamam doğru oradan da biraz anlatmıştık aslında. İkinci ve üçüncü üniteden sorumlusunuz. Yani öğrenci bunu da öğrenci arasında çok görüyoruz. Yani öğrenci durup dururken kendisini zorluk içerisine koymuş oluyor. Rabbimiz bundan intibah edilmesini, uyanılmasını ikaz etmiş oluyor. 102. ayette قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ. Evet, demek ki bu mesele sadece bu zamanımızda olan değil, geçmiş zamanlarda da olduğu içindir ki Rabbimiz onu hatırlatarak sizden önce de bir kavim, ki demin onu cumartesi meselesinde Yahudileri ifade etmiştim, yani İsrailoğulları o meşakkatli sorulardan sordular. Yükümlülükleri onlara açıklanınca da dolanıp dönüp dolanıp kafir oldular, inkar ettiler, direttiler, yapmama noktasına gittiler, harama tevessül ettiler, emredileni yerine getirmediler. Halbuki itaat etmeleri gerekirdi. Size de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sorduklarınızı açıklasa belki de inanmayıp siz de onlar gibi yapar ve neticede böyle bir helaket ve böyle bir felaket içerisine düşmüş olursunuz diyerekten Rabbimiz o noktada sakındırmış oluyor. Evet, demek ki Yahudi milleti bu konuda aşırı derecede, çünkü onlar gitmiş bu noktada fazlasıyla bu meseleyi gündeme getirmişler sürekli. Hazreti Musa'ya sürekli bir şekilde, tabi biraz da dalga kabilinden o manada yaptıkları içindir ki tabi ki kendi sonlarını bu manada hazırlamış oldular. Gramer olarak bu ayetin tahliline bakacağımız zaman قَدْ سَأَلَهَا cümlesi mahalli olmayan müstenife dediğimiz başlangıç cümlesini oluşturmuş olmaktadır. Yani 101 ile 102. ayet-i kerimeler bu noktada birbirini tamamlıyor. Çokça gereksiz yere, anlamsız yere yükümlülük altına insanı sokacak sorumluluklar içerisine, sorgular ve sormalar içerisine girilmemesi gerektiğini Rabbimiz ifade etmiş oluyor. Maide suresi 103. ayet-i kerimede ise Rabbimiz مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَاكِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبِ وَاَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. Sadakallahu razim. Bu ayet-i kerimede de yine Efendimiz'e sorulan sorular içerisinde Allah ne bahira, ne saibe, ne vesile ve ne de ham, hiçbirini meşru kılmamıştır. Ama kafirler Allah'a yalan bağlayıp iftira ediyorlar. Müşriklerin çoğu akılları ile yürümüyorlar, hareket etmiyorlar, düşünmüyorlar. Yani kendi güya ruhbanlarına, papazlarına, din büyüklerine tabi olup böyle şeylere Allah'a iftira ediyorlar. Bu konularla ilgili tefsirlerde geniş detaylı var. Ben kısaca özetleyerek ifade edeyim. Cahiliye devrinde Araplar arasında birçok şey adet olaraktan yaşanıyordu. Kendileri ürete ürete ortaya koymuş oldukları birçok adetleri vardı. Mesela bir dişi deve 5 adet evlat doğurur. Ve 5.'si erkek olursa kulağını yarıp onu salıverirlerdi. Artık onu ne sağırlar, ne binerler, ne de onu kullanırlardı. Artık onun bir dokunulmazlığı vardır. Onun adı böylece Bahire olmuş olurdu. Dokunulmaz deve. Çünkü artık 5 tane yavru yapmış ve 5.'si de elbette ki erkek yapmış. Yine bir adam başına bir dert geldiği veya hastalandığı zaman eğer hastalıktan şifa bulursam devem azat olsun derdi. Onu azat edeceğini söylerdi ve ona da saibe denilirdi. Azat devesi. Yani burada adak gibi adamış oluyor. Böylece o azat olmuş oluyor. Yine koyunla dişi doğurursa kendilerinin ilahlarının olurdu.
Eğer iki evlat, biri dişi, biri erkek doğursa, bu dişiden dolayı erkeğini de kurban etmezlerdi. Buna da vasile derlerdi. Yine eğer bir erkek devenin 10 nefer evladı, 10 karından doğsaydı, onun sırtını haram sayarlar. Hiçbir su ve otlaktan onu men etmezlerdi. Onun adına da ham derlerdi. Müşrikler bunları kendilerinden yakıştırmışlardı. Allah da bunların reddi için bu ayeti indirdi. Böylece bu manada aslında İslamiyet gelirken bir yandan hüküm koyuyor, bir yandan geçmişe ait olan uygunsuz, gereksiz, lüzumsuz uygulamaları ortadan kaldırıyor. Evlere mesela arkalarından girmesi gibi. Adam Mekke'yi cahiliye döneminde tavaf ediyor, eve arkasından giriyor. Yani bu konuda o dönemde yapılan bazı batıl ve yanlış uygulamaları böylece Kur'an bir yandan temizlerken diğer yandan da tesis ediyor. Bir yandan hüküm tesis ediyor, diğer yandan hükümsüzlükleri de bu manada devre dışı bırakmış oluyor. İşte burada da onların o yaptıkları bu hareketlerinin doğru olmadığını ifade ediyor. Bu ayet-i kerimenin nüzulü ile ilgili olaraktan rivayet edilir. Mesela Ebu Hüreyre'den rivayete göre o Allah'ın Resulü'nü Eksem İbni Cevn el-Huzai'ye şöyle buyururken işitmiş. Ey Eksem! Amr İbni Luhay, İbni Kama'a, İbni Handefi cehennemde bağırsaklarını çeker, sürürken gördüm. Ona senden daha çok benzeyen, sana ondan daha çok benzeyen başka birini görmedim. Eksem de bunun üzerine, ey Allah'ın elçisi! Benim ona, onun bana benzemesi bana sakın bir zarar vermesin dedi. De bunun üzerine Allah'ın Resulü, hayır sen müminsin, o kafir idi. İsmail'in dinini ilk değiştiren putları ilk diken Bahira'yı, Saibe'yi ve Hami'yi ilk koyan ve meşru kılan odur buyurdular. Yani böylece o cehennemlik iken senin ona benzemen çünkü sen müminsin. O putperest. Yine İbni Hişam der ki bize bazı ilim erbabı şöyle naklettiler. Amr İbni Luhay bazı işleri için Mekke'den Şam'a çıkmıştı. El-Balka topraklarında Me'ab'a gelince ki o zaman da orada İmlak'ın oğulları olan Amalika vardı. Ora halkının putlara taptıklarını gördü. Tapınmakta olduğunuz bu putlar da ne diye sordu. Onlar biz bu putlara taparız. Onlardan yağmur isteriz, bize yağmur yağdırırlar. Onlardan zafer isteriz, bizi zafere ulaştırırlar dediler. Bana onlardan birini verir misiniz? Alıp Arap topraklarına götürsem de onlar da orada tapınsalar dedi. Ona Hübel denilen bir put verdiler. En büyük putlar, dokunulmaz. Mekke'ye getirip dikti ve insanlara ona tapınmalarını, saygı göstermelerini emretti. Ki bundan sonraki ayetlerde de mesele ifade edileceği üzere, yani hep öyle başlamış. Daha önceleri de ifade ettim. Hazreti Adem döneminden beri, Hazreti Adem'in vefatından sonra çocukları babalarına saygı gereği olaraktan bir temsili onun tabiri caizse heykelini yapıyorlar. Nesiller çoğalınca yanlarına götürüyorlar. Götürürken simgesel olarak babalarının, dedelerinin, atalarının heykeline hürmet gösterirken onların çocukları gözünü açıyor ki babaları puta tapıyor. Böylece putperestlik basit bir şeyden bile çıksa böylece yaygınlaşmış oluyor. Buradaki de Mekke'deki putperestlik de aynen bu manada gerçekleşmiş oluyor. Bunu İbni Abbas da hemen hemen, İbni Cerir et-Taberi de ve birçok rivayetlerde de aynı şekilde bu manada ifade ediliyor. Yani oradan mesela hayır güzel bir şey getirmişti. Haniflik dini getirmiş olsaydı elbette ki onun hayrına o da vesile olmuş olacaktı. Ama bir putperestliğin yanlış bir şeyin yapılmasında ve tapılmasında yanlışa sebep olduğu içindir ki o da es-sebebu kel-fail sırrınca aynen böylece o bütün hepsinin günahına ortak olmuş oluyor. Yine ifade edildiği üzere İslam'dan önce Araplar belirli özellikler taşıyan ki demin onları sıraladım. Evcil hayvanları da putlar adına serbest bırakırlardı. Ondan sonra da bunların kesilmesini ve kullanılmasını kendi aralarında yasak sayarlardı. Dokunulmaz bir hal almış olurdu. İşte demin saymış olduğum Bahira gibi ifadelerde, Saibe gibi ifadelerin de aslı oraya dayanmış olmaktadır. Bu Maide 103. ayeti kerimede. Burada her birinin tabii ki ayrı ayrı manaları var. Mesela Bahire kelimesinin burada geniş ve büyük su kütlesi
Bahr kökünden geliyor, deniz manasına da mekanı anlatıyor. Yani kelimenin anlamı ifadesiyle. Ama onun belli olan genişliğinin bir ifadesi olaraktan Bahira o genişliği ifade ettiği içindir ki o manada da kullanılmış oluyor Araplar arasında. Mesela geniş ilim sahibine de Bahira veya Derya, adam derya gibi denilir ya. Mesela bu da o kökten gelmiş oluyor. Veya mesela Resulullah da bindiği bir at hakkında şöyle diyor. Onu bir deniz gibi buldum. Yani o derece geniş manasında yerin suyu denize dönmüştü gibi arttırdı manasında. Hastalığıma hastalık kattı, bu yüzden tatlı içeceğim denizleşti gibi ifadeler mesela buradan ileri gelmiş oluyor. Bu manada Furkan 53, Rum 41. ayet-i kerime de bununla ilgili bilgi var. Oraya da bu manada bakılabilir. Evet, demek ki Cenab-ı Hak o Bahira'yı, sahibeyi, vasileyi onlara yasaklamış. Cahiliye dönemindeki böylece uygulanan bu yanlış uygulamaları aynen Efendimizin veda hutbesinde ifade buyurdukları gibi Araplar da o cahiliye döneminde faiz olsun, kumar olsun bu gibi şeylerin ayakları altında olduğunu da artık hükümsüz olduğunu da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ifade etmiş olmaktadırlar. Bu ayetin gramer olarak tahliline bakacak olursak min bahiretin sözündeki min zaidedir. Yani lafız olarak vardır fakat mana ifadesiyle itibarıyla ziyadeliği bildirmiş olmaktadır. Bahiretin ifadesi ise ceale mef'ulü, mef'ulü evvel olmuş oluyor. İkinci mef'ulü ise mahsuf olmuş oluyor. Yani meşru aten manasında olmuş oluyor. Lakinillezine keferu cümlesi ise bu da yine ma ceale başlangıcı olan, müstenife cümlesi olan o cümleye matuf olmuş, ona atfedilmiş oluyor. Ve ekseruhum la yakulun cümlesi ise bu da aynı şekilde yefterune cümlesine matuf, ona bağlı, onunla alakalı olmuş olmaktadır 103. ayeti kerimede. Evet, Maide suresi 104. ayeti kerimeye gelince وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلَى مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُولُ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ İşte demin ifade ettiğim aslında o sıkıntının, o yapılan bütün yanlış uygulamaların uygulanmasındaki ana sebep hep buraya dayandırılmaktadır. Yani onlara soruyorsun, niye bunu yapıyorsun Allah aşkına? Efendim ben atalarımı bu hal üzere gördüm. Bu vaziyet üzerine gördüm. Atalarım benim böyle yapıyordu. Ya Muhammed, sen beni atalarımın şimdiye kadar yapa geldiği şeyden mi alıkoyuyorsun? Ben gözümü açtım ki atam hübele 360 tane puta tapıyordu. Onun için ben de taptım diye bir derece mazeretini atalar dini olaraktan, atalarının dini olaraktan o batıl inancı sürdürmüş oluyorlar. Evet, müminler müşriklere Allah'ın indirdiği Kur'an ve onun Resulü'nün tarafına gelin dedikleri zaman atalarımız üzerinde bulduğumuz din bize yeter. Başka din ve mezhep bize lazım değildir derler. İnsan atalarının bir delil ve bürhan üzere oldukları şeylerde onları dinler. Yani onlar hak ve hakikat ise, onlar doğru yolda ise mesele yok. Peki ya onlar yanlış yolda ise? Efendimizin de buyurduğu gibi Kur'an'ın ifadesiyle ya onlar yanlış yolda ise aynı yanlışı siz de devam mı ettireceksiniz? Ataları hiçbir şey bilmiyor ve hidayete de ermemişler de mi yine onların yolunda bu insanlar gidecekler? Yani böylece onlar sapmış ve sapıtmış ise aynı sapma ve sapıttırmayı böylece bu manada siz de mi devam ettireceksiniz diyerekten bir yandan tazir manasında, uyarı manasında onlara yani bunu yapacak mısınız? Bir ikaz manasında Rabbimiz böyle bir yanlıştan onların sakınmalarını onlara beyan etmiş oluyor. Çünkü ortada bir delil yok. Ortada bir sapmış ve sapıtmış olan bir atalar var. O halde madem ki bir de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi bir şahsiyet, bir peygamber gelmiş. Elinde hak ve hakikat var. Hak ve hakikatı ifade ediyor. O halde böyle bir hak ve hakikat varken batıla niye sapıyorsunuz manasında böylece onları Kur'an uyarmış oluyor, ikaz etmiş oluyor. Evet, Kur'an hak ve hakikatı beyan eder. Resulullah hakkı ve hakikatı getirir.
O halde kişiye duyduğu andan itibaren o hakka tabi olması, ittiba edip elbette ki uyması gerekir. Rabbimiz de onlara böyle bir hakikate uyun, böyle bir hakikate tabi olun diyerekten Efendimiz'i onlara göstermiş olmaktadır. 104. ayeti kerimede. Evet, elde Kur'an gibi bir bürhan-ı hakikat varken başka bürhan aramak aklıma zait görülür. Bir de elde Kur'an gibi bir belge var, bir delil var, bir bürhan var. Ortada olmayan bir bürhan, ortada hakikaten bir hakikati olmayan bir şeye tabi olmak elbette ki akla, kalbe, vicdana zaittir. Gereksiz ve elbette ki lüzumsuzdur. Bu noktayı da Kur'an nazara vermiş olmaktadır. Evet, bu ayet-i kerimenin gramer olarak tahliline bakacak olursak 104. Maide suresi, burada kıyla ifadesi naib fail olmuş oluyor. Naibi fail olmuş oluyor. Yine tealev ifadesi fiili emri mebni, nunun hasfı üzerine, buradaki vav faildir. Hasbuna ma vecidna ifadesi mübteda ve haber olmuş olmaktadır. Evlekâne ifadesi, oradaki baştaki vav, elif, baştaki elif ifadesi istifham edatı, yani soru edatı olmuş olmaktadır. Yine vav haliyedir. Aynı zamanda mukadder olan bir halede atıf olmuş, onunla da bağlantılı olmuş olmaktadır. Yani şu manayı da ifade ediyor. İnkar ittiba âbâin fî külli hâlin. Her halükârda elbette ki ecdatlarınıza ittiba etmiş olmanız elbette ki burada reddedilmiştir. Kabul edilmemiştir. Bu durum inkar edilmiştir. Bir manası, bir hakikati yoktur şeklinde. Evet, burada aynı zamanda evelev kâne âbâuhum cümlesi de hal olaraktan nasb mahallinde olmuş olmaktadır. Gramer kuralı gereği olaraktan. Evet, Maide suresi 105. ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu aleykum enfusekum la yedurrukum men valle izehtedeytum İlallahi merciukum cemi'a feyunebbi'ukum bima kuntum tamelun. Evet, bu ayet-i kerimede mealen 105. ayette ey iman edenler, siz kendi nefislerinizi, öz nefislerinizi Allah'a asi olmaktan koruyun, sakının. Başka kimselere rahatsız etmeyin, olmayın. Siz hidayette olduktan sonra onların sapık yolda olmaları elbette ki size bir zarar vermez. İster hidayette olsun, ister dalalette, herkesin dönüşü Allah'adır. Artık o size taptıklarınızı haber verecektir. Herkese yaptığının cezası ona erişecektir diye Rabbimiz buyurmuş oluyor. Bu ayet-i kerimenin nuzuluyla ilgili olaraktan İbn Abbas'tan rivayete göre Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam kitap ehlinin cizye vererek dinlerinde kalmasına müsaade edip Araplara da ya Müslüman olursunuz ya da aranızda kılıç hakemdir buyurunca bazı kafirlerden cizyeyi kabul edip bazılarını da kabul etmedikleri için münafıklar müminleri ayıpladılar da bunun üzerine bu ayet-i kerime nazil olmuş oldu. Yani siz hidayet üzere olduğunuz sürece kınayanların kınaması size bir zarar veremez ki. Varsın onlar kınasınlar. Nüzulü ile ilgili olaraktan bu ifade edilmektedir. Yine Vahidi'den de rivayet ediliyor. Başka nüzul sebepleri Cabir'den de rivayet ediliyor. Yani böylece başkalarının onları kıyas olarak göstermenizde bir hakikat yoktur. Yani o kıyas gösterdiğiniz kimseler yanlış yolda ise, yanlışı yapıyor ise, yanlış üzere ise elbette ki o doğru yolda olan için bir ölçü ve bir numune-i imtisal elbette ki olmaz. Demin ifade ettiğimi biraz daha ifade edeyim. Mesela müminler yakınlarının küfür üzere ölmelerinden dolayı kederleniyorlardı. Bunun üzerine bu onlara yasaklandı. Bana göre bu konuda en doğru olan Allah onların bir kısmının kendilerine Allah'ın indirdiğine ve Resulüne geliniz. Denildiğinde onların atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeyler bize yeter dediklerini nakledince peşinden bu ayet-i kerime zikredilmiştir. Bundan maksat elbette ki şudur. Müminlere bu fasit, bozuk yolda kafirlere benzemeleri yakışmaz.
Aksine uygun olanı, gerekeni müminlerin kendi dinleri üzere devam edip, dinleri hususunda kökleşip, sabit kadem oldukları sürece, o cahillerin cehaletinin kendilerine zarar vermeyeceğini bilmiş olmalarıdır şeklinde ifade ediyor. Evet, Kur'an-ı Kerim'de emir kipi birkaç şekilde gelir. Yani burada da emir kipi üzere geldiği gibi Maide suresinde, yani ey iman edenler siz kendinize bakın. Emir manasına gelen ismi fail. Kur'an-ı Kerim'de belagat kuralı olaraktan çeşitli emir fiilleri var. Ey Yahya, kitaba sımsıkı sarıl gibi. Yine başında emir lamı bulunan muzari fiil, emir gaib gibi. Böylece Kur'an-ı Kerim'de emir manasına gelen ismi fail, emir fiili yerine kullanılan mastarlar gibi çeşitli emir kiplerinde cümleler Kur'an'da gelmiş olur. Burada da geldiği gibi. Evet, bu ayet-i kerimede özellikle ve özellikle sabır da gösterilmesi ve en önemli sabrın da ilk darbe anında Efendimizin de buyurduğu gibi gösterilecek olan sabırdır. Bu konuyla ilgili epey, aslında bu meseleyle ilgili bağlantılı olaraktan epey konu indirdim. Süre az kaldığı içindir ki sadece bir bilgi olarak bu konuda ben bir araştırma da yapmıştım. En önemli darbe, ilk sadmede sabır, gösterilecek olan sabırdır. Yine bu ayet-i kerimede de atalarımızı, yani sapıklık üzerine olanların sizin hidayetinize zarar vermez. Bu konuyu da yine Bediüzzaman Hazretleri Emir Dağ Layıkası adlı eserinin 1. cildinin 43 ve 44. sayfasında, Tarihçe Hayat'ın 478. sayfasında da bu meseleyi ele alırken şöyle özetliyor. Ehl-i dalalet, sapık olanlar muvakkat, geçici hayata karşı mücadele ediyorlar. Bizler ölüme karşı nuru Kur'an ile cideldeyiz. Onların en büyük meselesi muvakkat olduğu için bizim meselemizin en küçüğüne, bekaya baktığı, sonsuzluğa baktığı için mukabil gelmiyor. Madem onlar divanelikleriyle bizim muazzam meselelerimize tenezzül edip karışmıyorlar, biz neden kutsi vazifemizin zararına onların küçük meselelerini merakla takip ediyoruz? Bu ayet, la yedurrukum men dalle izeh tedeytüm, usul-i İslamiye'nin ehemmiyetli bir düsturu. Erradi bid darari la yunzeru le, yani zararı rızasıyla girene merhamet edilmez. O halde başkasının sapıklığı size zarar vermez manasında Bediüzzaman Hazretleri bu ayet-i kerimeyi de izah etmiş oluyor. Gramer olarak son tahlilinde gelecek olursak, aleykum enfusakum, bu da İlzamu manasında emir fiilidir. Enfusakum mef'ulun bih'tir. La yedurrukum müstenifedir. İzehtedeytüm zarfiye ve şarttır. Aynı zamanda mukadder olan bir cevaba da müteallıktır. İza da olduğu gibi öncekinde. Yine izehtedeytüm, ihtedeytüm cümlesi ise bu da cer mahallinde olmuş oluyor. İlallahi merciukum, mahalli olmayan müstenife olmuş oluyor. Feyünebbiyukum cümlesi ise ilallahi merciukum cümlesine de matuf olmuş oluyor. Bu arada böylece bir kıssadan, hisse kabilinden birkaç noktayı size arz edeyim. Üniversite hocası sınıfta tahtaya kocaman bir rakam yazmış. Ve bakın demiş, bu karakterdir. Hayatta sahip olabileceğiniz en değerli şey. Sonra birin yanına sıfır yazmış. Bu başarıdır. Başarılı bir karakter biri 10 yapar. Sonra bir sıfır daha, bu tecrübedir. 10 iken 100 olursunuz. Sıfırlar böyle uzayıp gidiyor. Yetenek, disiplin, sevgi. Eklenen her yeni sıfırın kişiliği 10 kat zenginleştirdiğini anlatıyor. Hoca sonra eline silgiyi alır. En baştaki biri siler. Geriye bir sürü sıfır kalır. Ve şöyle der hoca. Karakteriniz yoksa öbürleri hiçtir. Bir şey ifade etmez ve de etmemektedir. Evet, bugün yılbaşı. Hakikaten Efendimiz buyuruyor, men teşebbehe bi kavmin fehüve minhu. Kim kime benzerse o da ondandır. Bir Hristiyan kurban kesip kurban bayramını kutluyor mu? Elbette ki bir Müslümana yakışan da, elbette ki dinen caiz olmayan, mantıken de hiçbir hususiyeti olmayan bir yılbaşının kutlanması kesinlikle İslami değildir. Ahlaki bir tavırda değildir. Dinen caiz değildir. Ama maalesef içimize düşen birçok ızdıraplar var. 100 senedir sıkıntılar içerisinde bu millet kıvranmakta. Kendi değerlerinden uzaklaştırılmaya çalışmaktadır. 100 sene önce Mehmet Akif de feryat etmekte. Feryadını şöyle şiirle dile getirmektedir. Yılbaşına Noel'e hazırlık başlığı altında.
Ya Rab, böyle mi olacaktı benim cennet yurdum? Baktım da etrafıma, yalnızım, ağladım, durdum. Bir mana veremedim şu miladi yılbaşına. Şaştım da kaldım Müslümanların vah telaşına. Çevirdim başımı, nereye ettimse bir nazar. Gördüm ki Noel için hazır, yer yer çarşı pazar. Haykırmak gelmişti içimden, seslendim millete. Heyhat, duyuramadım ne Ahmet'e ne Mehmet'e. Ya Rab, kurtulsun, hidayet ver bu millete. İslam'a gelsin milletim, son versin, son versin, son versin şu zillete, şu zillete. Ölüm var. Mutlaka gidilecek. İnkar edilmez bir hakikattır. Bu dünyadan sonra bir hesap var. Kabirden sonra. İnsanlar cehenneme dayanacakları kadar günah işlesinler. Ne kadar dayanabilirlerse. O halde madem ahiret var, sakar var, cehennem var, hesap var, sorgu var, mizan var, ebedi bir hayat var. İnsan sorumlu bir varlıktır. Yani babam da böyle yapıyordu. Demin okuduğum ayetleden bağlantılı olaraktan. Efendim ben gözümü açtım ki babam, dedem, atam bunu yapıyor. Peki onlar ya yanlışı yapıyorlarsa, ya daha öteye gideceğim. Ya onlar sapık bir yolda ise sen aynı sapıklığı devam mı ettireceksin? Onların sapıklığına dair ortada bir bürhan var mı? Bir delil, bir işaret var mı? Elbette ki yok. O halde ya sen neden aynı yanlışı devam ettireceksin? O halde sen o örneği kendine örnek kabul etmeyeceğin gibi inşallah sen ne yapacaksın? Kendinden sonrakine benim atam da yapmıyordu. Benim babamı gördüm ki, dedemi gördüm ki yılbaşını kutlamıyordu diye, o halde sen numune-i imtisal olacaksın. İnşallah bu numune-i imtisal olma temenni ve duygusuyla hepinize hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler ve bu temenniyle tekrar görüşmek üzere.